işte yıllardır bu coşkumuzu ayakta tutan, bizlerin heyecanını bir an olsun yere düşürmeyen Ezgi ve marşlarımızla birlikteyiz. Şimdi sahneye Ezgi ve marşlarını dinlemek üzere grup Genci davet ediyorum. Dayan kan dur mescid, mescidi aksa, bu zulüm işkence sürmez asla. Filizleniyor kutsal yüce Rama, kafirlerin yapmadı kalmadı. Filistin Rasul yılmadı, kafirlerin yapmadı kalmadı. Filistin Rasul yılmadı. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler duruyor. Filistinli kardeşlerimizin yüzyıllardır üzerinde yaşadıkları topraklar 1918 yılında İngilizler tarafından işgal edildi. O tarihten itibaren Filistin'in nüfus yapısı planlı şekilde değiştirildi. Siyonizm ideolojisi Osmanlı Cihan Devleti'ne yaptıramadığını İngiliz işgali üzerinden gerçekleştirdi. Hukuk, kural, ahlak ve sınır tanımaksızın Filistinlilere karşı soykırımlar uygulandı. Filistinlilerin topraklarını işgal ettiler, evlerini çaldılar, mülklerine çöktüler. Kurdukları terör örgütüyle binlerce Filistinliyi acımasızca katlettiler. Buradan, İstanbul'dan tüm dünyaya sesleniyoruz. Hak er ya da geç batıla galebe çalacaktır. Bu zifiri karanlık er ya da geç şafakla kucaklaşacaktır. Tekbir! Mazlumların gökleri ve yeri inleten ahı er ya da geç bu zulmü yıkacaktır Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin müjdelediği gibi az topluluklar, çok ve güçlü toplulukları er ya da geç mağlup edecektir. Gazze, İsrail'i mağlup edecektir. Filistin, yandaşları mağlup edecektir Allah'ın izniyle. Allah'a ve ahiret gününe inandığımız kadar bu zulmün sona ereceğine, hesabının da sorulacağına inanıyoruz. Onun için umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. İsterlerse en modern silahlarıyla gelsinler, trilyon dolarlarıyla saldırsınlar, bütün medyayla, sosyal medyayla taarruza etsinler. Hakkın ve imanın gücü olan bütün silahlara karşı duracak, bütün oyunları bozacak, bütün planlarını başlarına geçireceğiz Allah'ın izniyle. Nehirden denize özgür Filistin! Kıymetli kardeşlerim, bugün dualarımızla Filistin'in yanındayız. Bugün çığlığımızla, öfkemizle Filistin'in yanındayız. Bugün yaygınlaştıracağımız boykotumuzla Filistin'in yanındayız. Kanımızla, canımızla, ruhumuzla Filistin'in yanındayız. Hamas orada kahramanca direnirken biz asla ümitsizliğe, karamsarlığa kapılamayız. Gazze'li çocuklar umudunu kaybetmezken biz umutsuzluğa asla düşemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, İran'ın başkenti Tahran'da bir suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye'yi bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz.
Filistin davasının kahraman ismi şehitler zincirinde yeni bir halka olmuştur. İsmail Heniye'nin şehadeti Filistin mücadelesini zayıflatmayacak, tam tersine daha da büyütecek, daha da alevlendirecektir Allah'ın izniyle. Biz biliyoruz ki Filistin'deki her bebek, her çocuk, her anne, her erkek birer İsmail Heniye'dir. İsmail'leri öldürerek yok edemezsiniz. Öldürerek tüketemezsiniz. Ölümü kendi içinde öldürmüş bir topluluğu ölümle sindiremezsiniz. Tekbir! 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 Kıymetli Filistin gönüllüleri, bu bağımsızlık mücadelesini her zamanda ve zeminde en güçlü şekilde gururla taşıyacağız. Bir ölürsek bin doğacağız. Hayatı sürgünde geçmiş, hayatı mücadeleyle geçmiş, hayatı her an suikast tehditleriyle geçmiş Gazze'nin, Filistin'in kahramanı, İslam ümmetinin onuru, gururu İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim onu Bedir'in, Uhud'un şehitleriyle buluştursun. Rabbim onu cennetiyle şereflendirsin. Bizi de o kutlu yolun yolcusu eylesin. İstanbul'dan bir kez daha Filistin'e, Gazze'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Ey Filistin, ey Mirac'ın durağı Kudüs, ey cihadın merkezi Gazze, her daim yanındayız, her daim sizinleyiz. Herkes yüz çevirse de Türkiye olarak, bu millet olarak sizi asla yalnız bırakmayacağız. Son söz olarak tüm Siyonist katillere ve tüm yandaşlarına ve tüm dünyaya İstanbul'dan, Ayasofya'dan haykırıyoruz. Hamas'a selam! Direnişe devam!